Tabii öncelikle seyredenlerimize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. 14 Mayıs seçimlerinde Sezgin ile yer değiştirdik. O Anadolu'ya gitti. Diyarbakır milletvekili oldu. Ben de İstanbul milletvekili oldum. Dolayısıyla İstanbul milletvekili seçildikten sonra ziyaretler yapıyorum. Bu şehrin belediye başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'yla da bir teşekkür ziyareti, bir Hasbihal etmek için randevu istemiştik. Ee, o da bugün sağ olsun e, görüşme imkanını bulduk. Kendisiyle güzel, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Seninle yaptığımız her programda şunu söylemiştim. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu... İmamoğlu ittifak yapacaksa Kılıçdaroğlu ile yapmalı demiştiniz. Ve tekrar baba oğul çizgisine dönmeliler. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'nin bir morale ihtiyacı var. Çünkü muhalefette bir motivasyon eksikliği, bir moral bozukluğu oluştu demiştim. Bugün Ekrem İmamoğlu'nu dinleyince kısmen bunun e, güzel bir hamle olduğunu kendisine de ifade ettim. Yani doğru olanı yaptı, tartışmaları sona erdirdi. Çünkü genel başkan adayım olacak, belediye başkan adayım olacak... Bu tartışmalar devam ettikçe bundan Cumhuriyet Halk Partisi sadece zarar görmüyor. Bundan diğer muhalefette yani Demokrat Parti, İyi Parti, Saadet Gelecek, DEVA bunlar da etkileniyor. Çünkü e, herkes kendi başına seçime gireceğini ilan ediyor. Birer birer açıklıyor. Ama kendi başına seçime girecek derken e, Türkiye'de Lokomotif Siyasi Parti şu an ana muhalefette Cumhuriyet Halk Partisi. Yani o sürükleyici, heyecan yaratacak, topluma bir dinamizm, topluma bir inanç oluşturacak hareket Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşısında bir dik sergilediğinde bundan Demokrat Parti de payını alacak. Bundan İyi Parti de, Saadet Partisi de, Gelecek Partisi de, Deva Partisi de Diğer partiler de bundan payını alacak. Çünkü herkes diyecek ki ha bak bir korku yok, bir endişe yok. Tekrar başladık. Hı hı. Tekrar heyecan ve coşkuyla e, yerel seçimlere hazırlanıyoruz ve kazanabiliriz ki baştan beri hep ne diyorum? Aday doğruysa, aday halkın adayıysa, aday sokaktan haberdarsa kazanmama diye bir şey yok. Aday sokakta olacak. Ya ben bugün Mecidiye Köy'de geziyorum. Oradan vatandaş bağırıyor. Çimento yüklüyorlar araca. Sayın vekilim, sayın vekilim bizi duy diyor. 4-5 kişi. Tabii gittim yanlarına buyurun. Esnafım diyor. 8700 gün prim ödedim. Hı. Ama emekli olamadım diyor. Benim yanımda çalışan 3600 günle emekli oldu diyor. Tayyip Erdoğan bana söz verdi. 7200 günde emekli olacaksın dedi diyor. Ama ben emekli Olamadım diyor Mecidiyeköy'de esnaf bağırıyor, feryat ediyor. Kadınlar yolda durduruyor, dul maaşının 5 bin lira olduğunu, artmadığını, geçinemediklerini ifade ediyor. 7500 lira maaşla hayatını geçinemeyen insanlar sokakta sarılıp ağladığında siz sokaktan haberdar oluyorsunuz ve o sorunları çözmek adına, o sorunları gündeme getirmek adına gayret gösterdiğinizde bu halkta da size bir karşılık yaratıyor. Onun için hep diyorum ki aday sokaktan gelmeli, aday halkın içinden çıkmalı ve aday kendine güvenmeli ve aday milletle ittifak yapmalı. Millet ittifakıyla değil, milletle ittifak yapmalı. Ve bugün Ekrem İmamoğlu'nda bunu gördüm. Kendine bir güven gördüm. Yeniden e, o işte dört buçuk yıl önce... ...bir e, heyecanla başladığı... ...o coşkuyla başladığı... ...belediye başkan adaylığı... ...heyecanla bugün tekrar gördüm... ...belediye başkanlığını kazanmak istemiyor sadece... ...yani sadece İstanbul... ...belediye başkanlığını kazanmak istemiyor... ...Ekrem İmamoğlu... Işçisi. ...hayır hayır bütün Türkiye'nin kazanılması için... ...kendisini Hı. öylesine bu işe... E, ...vermiş ki... ...yani mesela ben de... ...bunu her programda söylüyorum değil mi... ...Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... ...özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın hevesini kursağında bırakmalıyız diyorum değil mi? O İstanbul, Ankara benim hayalim, kazanacağız derken 30 büyük şehri almak isterken ve 11 büyük şehri Millet İttifakı'nın yönetmesi karşısında bunu bir hala bölücülük, hala PKK'lılık, hala zillet, illet millet bunu alacak, biz bunu cumhurun iradesine teslim edeceğiz derlerken o zaman bizim de 30 büyük şehri kazanacak iradeyi, cesareti, heyecanı ortaya koymamız 81 vilayette güçlü bir şekilde seçimleri kazanacak bir yapıyı, bir mücadeleyi ortaya koymamız gerektiğini söylüyordum. Bugün Ekrem İmamoğlu'nda da o heyecanı gördüm. Parti içi meselelere girmedim. Yani kim aday olacak, ne olacak? Çünkü beni ilgilendiren bir kısmı değil. Ben hep baştan beri söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin delege mücadelesinin, ilçe kongresinin, il kongresinin kol kırılır yen içinde kalır anlayışıyla kendi içinde yapılması gerektiğini söylüyorum. CHP dışa kavga görüntüsü vermemeli. CHP dışa ayrılıp CHP dışa problem yaratan bir yapı olarak çıkmamalı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten Türkiye'de son kale. Bakın bugün Diyanet İşleri Başkanı'nın bir yazışması ortaya çıktı. Evet. Ne diyor? Laik yobazlar diyor, laik yobazlar. Yani kendisini aynaya baktığında görüp tarif eden bir Diyanet İşleri Başkanımız var. Laik yobazlar, laiklik akılcılık demek, laiklik özgürlük demek, laiklik din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmaması demek, laiklik cumhuriyet demek, laiklik insanlık demek, laiklik kulluktan kurtulup vatandaşlık hakkı demek.